görüş bu sefer Kur'ani merkezli bir İslam anlayışını da tehdit eder hale geliyor. Ha, Kur'an olmazsa ne olur onu sormamız lazım. Kur'an için kullanılan Emre Hocam bahsetti Kur'an'ın işte sıfatlarından. Furkan doğruyla yanlış ayırt eden, mufassal detaylı birçok detay veren, nur, ışık o birçok şeyi gerçeği görmemizi sağlayan, aynı zamanda işte hüda. Doğruya ileten birçok Kur'an sıfatlarıyla 50 civarı aşağı yukarı buna yakın sıfat var hatırladığım kadarıyla Kur'an'da. Kur'an tanıtılıyor. Bir tane bana göre önemli sıfatlardan bir Kur'an Allah'ın yeryüzündeki ipi olarak Kur'an şey yapılıyor. Yani öyle bir şey ki aşağı yukarı düşünün biz insanlık adeta bir uçurumdan düşmek üzere benim yani zihnimdeki bunun bir temsili ve uçurumdan düşüp de parçalanacak hiçbir ümidi yok kapkaranlıklar içinde. Kur'an orada bir nur, ışık olmakla beraber bir o uçurumdaki insana adeta bir ip. Urvetul vuska. Evet. Yani oradan düşmemesi için, o uçurumdan düşmemesi için aslında yegane ipimiz. Çünkü niye? Allah'la bağlantımızı kuran şey ancak Allah'ın vahyi. Tarihsel olarak baktığımızda Allah'ın vahyi dışında bizim Allah'la irtibat kurabileceğimiz başka bir merci yok. Bu Kur'an'dan önce Allah'ın gönderdiği diğer vahiylerle de oldu. Kur'an o vahiylerden bir tanesi. Evvelkileri daha önce vahiyler geldiğinde tasdik eden bir vahiy. Ama Allah'ın gönderdiği bu vahiyler olmasa bizim Allah'la irtibat kurabileceğimiz bir şey yok. Bu irtibatı kuramazsak ne oluyor? Hayat dediğimiz şeyin anlamı ne olacak? Yani nereden geliyorum, niye varım, buradaki benim oluş amacım ne? Bu soruları biz böyle şiddetli bir şekilde gönlümüzden bir çığlık olarak sorduğumuzda buna gelecek evrendeki cevap ne olabilir? Ha, buna gelecek cevap ancak şu olabilir. Biz ancak bilinçli bir şekilde yaratıldıysak bizim hayatımızın anlamı olabilir. Biz eğer ki zaten tesadüflerin ürünüysek tesadüfler bir amaca, bir gaye yönelik bir şey yapmazlar. Onlar rastgele bir şekilde oluşumlarla bir şey oluştururlar. Ve o şeyin kendisi zaten bir gaye yönelik, mekanik bir işleyişin sonucudurlar. Onda bir gaye bulunmaz. Ancak zihnin ürünleri, bir ilimle yapılanlar, bir kudretle yapılanlar da bir anlam olabilir. Bu dünyada biz de eğer ki tesadüflerin sonucu oluşmuş varlıklarsak zaten bir anlamımız olmaz. Ha, bu evreni aşkın, kudreti yüksek bir güç ancak yapmışsa bizi ve evreni anlamımız olabilir. Peki o güçle ki o yüce Allah diyoruz, ezeli olan, kudreti yüksek, bilgisi yüksek güce. İnsanlarla irtibat kurduğu kaynaklara bakalım ne var. Yani eski ayet, yeni ayet işte ince derse tamam belli bozulmalar şu bu vardır ama yani onlar da Allah'tan gelen kaynaklar. Ama bu vahiyler dışında bizim Allah'la irtibat kurabileceğimiz bu soruya başka cevap veren kaynak yok. Evet. Bu vahiyleri insanın reddetmesi, dışına çıkması, Allah'la irtibat kuracağı hiçbir şey olmaması, dolayısıyla bu hayatın burada varoluşumuzun anlamını reddetmesi anlamına geliyor. O zaman ne oluyor? İnsanlar aslında dünyanın çok yüzeysel şeylerinde anlam alıyorlar. İşte küreselleşmenin sürecinde yayılan bir dünyada da kültür var. Onun bize attığı kazıklardan biri bu. Öyle bir derinleşme getirebiliyor ki bu günümüzde oluşan sistem bazı yerlerde. Çok olumlu bir şey o. İslami açıdan da sorun değil. Mesela bir bilimde çok derinleşiyorsunuz. Bir tıpta bir yerde çok derinleşiyorsunuz. Bir meslekte çok derinleşebiliyorsunuz. İyi orada derinleşin diyor. Fakat oradaki o derinleşmeler genelde daha çok kar elde etmek için kullanılıyor. Bu dünyada hazlar elde etmeniz için kullanılıyor. Siz orada derinleşen onun uzmanı bir kişi olarak daha çok para elde ediyorsunuz. O parayla toplumda daha çok karizmanız oluyor. Artı araba, ev, daha iyi bir eş, daha iyi mobilya gibi. Ve hiç bitmeyen. Size yani en üstte olmayan. Yani kısaca size daha çok haz ve daha çok karizma getirecek şeyleri dünyadaki bilginizi onlar için araçsallaştırarak kullanacağınız bir zihniyet oluşturuyor şu andaki alternatif kültür, dinlere alternatif olan kültür. Yani biz ona sekülerizm diyebiliriz. Oysa din hayatın gerçek amacının ancak Allah'a bağlı bir amaç olabileceğini söylüyor. Yani diğerleri mesela ne bileyim eğer ki Allah dini bir kenara itmeden bu şekilde insanlar belli şeyde derinleşiyorlarsa bir doktorun orada derinleşmesi bir ne bileyim mobilyacının kendi işinde derinleşmesinin insanlık için bir faydası var. Tabii. Kimse yanlış anlamasın. Din açısından bunlar sorun değil. Din açısından sorun olan şey şu. Dünyadaki mutlak amacın o tip işlerde işte belli bir ihtisas sahibi olup onunla daha sonra haz ve karizma elde etmeyi dünyanın gerçek amacı olarak görmek din açısından kabul edilemez. Din açısından bu çok Kur'an'ın koyduğu mantık açısından bu çok yüzeysel bir hedef.
Kur'an diyor ki siz dünyayı işte çabucak geçmekte olanı seviyorsunuz da gerçek olan ahiret hayatını bir kenara bırakıyorsunuz diyor. Bakın Kur'an bize bu zihniyeti koymasa biz bu zihniyeti nasıl elde edeceğiz? Ve Allah'ın rızası ahiret, cenneti elde etmek, cehennemden kurtulmak gibi Kur'an bir hedef koyuyor. Fakat Tövbe suresinde de Allah diyor ki bütün bunlardan daha üstünde bir hedef olarak Allah'ın rızasını koyuyor. Evet. Şimdi dikkat edin. 23 mesela Tövbe 23-24'te hatta o Allah yani işte Allah'ı ve Resulünü daha çok sevmedikçe şeklinde bir ayet var. Şimdi okuruz gerekirse. Yani o manada bu neyin neyin birinci plana konacağı, neyin ikinci plana atılacağı. Bir cennet üstü değer olarak bile Tövbe suresi Allah'ın rızasını koyuyor. Fakat dikkat edin. Bu hedefin ulviliği, bu hedef için insanın yaşaması, ölümden sonraki gerçek bir uzun hayatın var olduğunu bilerek onun için hayırlı ameller üretmeye çabalaması, bu hayatı bir yokluk olarak bilmemesi, kendi sevdiklerinden hepsinden mutlak bir ayrılış olarak bu hayatın sonunu bilmemesi, böyle bir anlayış nerede? Bu dünyada sırf karizma ve haz elde etmek için planlanmış bir hayat nerede? Peki bu zihne ne veriyor? İşte bu zihni Kur'an veriyor. Siz Kur'an'ı bir kenara bıraktığınız zaman o zaman dünyadaki o yüzeysel, Kur'an'ın koyduğu hedeflere göre çok yüzeysel olan hedeflerin mahkumu oluyorsunuz. Modernite ne yapıyor birçok yerde? Bu seküler modernite dinden uzak olan kısmı çok yüzeysel bir suda sizi derinleştiriyor. Ama o su çok yüzeysel. Yani su belki işte orada bir iki karış onda derinleşsen ne olur? Yani bu dünyada diyelim çok iyi ticarette geliştiğinde dünyadaki yani en güzel evi satın alsan mobilyayı alsan ne olur? Yani öldüğünde burada kalıyor. Hayatta çok kısa zaten 1/3, 1/4 uykuda geçiyor. Yani ne olur yani o elde olsan? Fakat Kur'an'ın koyduğu bir hedefe de bakalım. Bu hayatın sonu gerçek son değil. Ve Allah'ın rızasını kazanmak gibi olabilecek en üst hedef var. Bu hayatın sonunda sizin sevdiklerinize kavuşabilmeniz, hayatınızı devam ettirebilmeniz gibi bir şey var. Allah'la irtibat kurmak gibi bu hayatta gerçek bir amacınız var. Sizin varlığınız, sevdiklerinizin varlığı bir tesadüfün ürünü değil. Her şey anlamsız değil. Nereye gidiyorum? Nereden geldim? Tipi soruların hepsinin cevabı var. İşte Kur'an'ı bir kenara bıraktığınızda bütün bu tablo çöküyor. Zaten bir de...